Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Müslümanlar, değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bundan önce birçok konuda ders yaptık. Kabirle ilgili dersler yapmıştık. Cennet cehennemle ilgili dersler yapmıştık. Ve de kıyamet günü bazı insanların, özellikle kafirlerin nasıl pişman olacaklarını anlatmıştık. Bugün ise Yasin Şerif'in, Kur'an-ı Kerim'de Yasin Şerif var. 36. ayetten başlayacağız. Bir ayet okuyacağız. Sonra dünyanın dışında yaşayan bir takım insanlardan bahsedeceğiz. Şimdi bazılarımız diyor ki hani Amerika nasıl göremiyor falan. Nasıl bilmiyor? Dünyada Yecüc Mecüc de var mesela insanlardan. Ama göremiyorlar. Uydudan bütün cihazları kullanarak hiçbirine ulaşamıyorlar. Halbuki onlar insanlardan kat kat fazla. Allah-u Teala göstermekte sonra nereden göreceğiz? Onlar nereden bilecek? Ama Allah-u Teala yarattığı mahlukatları, kullarını bilir. Zerreden arşa kadar. Şimdi, estağfirullah. Yüce Allah Teala buyuruyor. Estağfirullah. Subhanellezi halakal azvace kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Sadakallahul azim. Yerin bitirdiği mahsullerden, kendilerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çiftler yaratan Allah her kusurdan münezzehtir. Mesela Miraç'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok şeyler gösterildi. Allah-u Teala buyuruyor ki mesela İsra suresinde ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye kulumuzu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük buyuruyor. Anlatabildim mi? Yani bazılarını, hepsi değil. Allah-u Teala'nın o kadar mahlukatı var ki sayısını ancak kendisi bilebilir. Peygamberler bilmez mi? Peygamberlere de bildirdikleri kadarla bilebilirler. Bizlerin ilmi, bilgisi sınırlı. Peygamberler ilimde, insanlar içinde peygamberler ilimde yüksek rütbelidirler. Ancak onlara da Allah-u Teala bildirdikleri kadar bilebilirler. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretleri bilmedikleri şeylerden de çiftler yaratan Allah kusurlardan münezzehtir. Şimdi bilmediklerimizden birini size aktarmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifiyle bunu size aktaracağım. Bunu ben uydurmadım. Ben keşfetmedim. Dileyen tabi Yasin Şerif'in tefsirine bakabilirler. Hammani Hazretleri bunu efendim Yasin Şerif'in tefsirine yazmış. Şimdi hemen oradan hadis-i şerifi size aktaralım. Kitap elimde mevcut. Dinleyenlere kaynağını da sayfasında verebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Miraç yolculuğunda Kaf Dağı'nın ötesinde
İnsanlarla dolu şehir gördüm. Bir şehir gördüm. Kaftane. Allah-u Teala kafta dünyayı ve hatta yedi göğü çevreleyen bir efendim cam gibi berrak, gümüş gibi beyaz bir yer yaratmış. Bunu marifetine sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri kitabında, yani Marifet adlı eserinde, bu dünyanın işte yedi kat göğün ve yerin bu Kaf Dağı'nın üzerine kurulu olduğunu buyuruyor. Şimdi Rasulullah Senem devam ediyor. Ben diyor Kaf Dağı'nın ötesinde insanlarla dolu bir şehir gördüm. Dikkat, insanlarla dolu. Onlar beni görünce ya Muhammed senin yüzünü bize gösteren Allah'a hamdolsun deyip bana iman ettiler. Onlara şeriatın yani dinin hükümlerini öğrettim. İslam'ın. Siz kimsiniz? Kimlersiniz dedim. Bana şöyle anlattılar. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz İsrailoğullarındandık. Musa aleyhisselam vefat edince İsrailoğulları arasında anlaşmazlık çıktı. Fitne çıktı. Aramıza bu fitne yayıldı. Öyle ki bir defada 43 peygamberi şehit ettiler. Tabi o zaman peygamberler çok. Örneğin işte her kabileye bir peygamber gidiyor. Böylece bir şehirde belki efendim 50, 100, 150'ye varıncaya kadar belki daha fazla yani sayısını tam bilinmiyor. İslam gibi bir şehir düşünelim. Bu gibi şehirde yüzlerce peygamber var. Diyorlar ki biz efendim bunlar şehit ettiler Beni İsrail. Bu peygamberler şehit ettiler. İçimizden dünyaya gönül vermeyen, ibadete düşkün 200 kişi ayrıldık onlardan. O katillerden, peygamberi katleden insanlardan ayrıldık. Sonra onlara tabi nasihat edenler de var tabi bunların arasında. Önce onlara nasihat ettiler. Böyle yapmayın. Allah'ın peygamberini haksız yere öldürmeyin. Hatta bu nasihat edenleri de öldürdüler. Yine aramızda fitne anlaşması çıktı diyor. Biz de onlardan ayrıldık. Bu kalanlar yani. Önce Beni İsrail peygamberlerini öldürünce bunlar tabi ikiye bölünüyorlar. Siz nasıl peygamberleri öldürürsünüz? Bunlar bizim peygamberimiz. Allah-u Teala tarafından bize gönderilmişler. Hatta öyle dedikleri için, uyarıldıkları için onlarla da savaştılar. Bir kısmını o iyi insanlardan öldürdüler. Bunun üzerine diyor, biz ayrıldık, deniz sahiline geldik. Deniz kenarına geldik. Allah-u Teala bizi bunlardan kurtarması için dua ettik. O zaman ne oldu diyor? Bir dehliz açıldı denizden. Denizin yanından yani hemen. Sahilden. Yani dehliz koca bir mağara, delik. Oraya girdik diyorlar. Bu yer altından diyor 18 ay yolculuk ettik. Sürekli yolculuk ettik. Orada yürüdük. Daha sonra çıktık yani o dehlizden, o mağaradan çıktık. Musa Aleyhisselam bize demişti ki ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam yüzünü gördüğü zaman benden selam söyleyiniz diye vasiyet etmişti. Bunlar da tabi selam peygamber sana ilettiler.
Bunu olay anlatırken tabii oraya çıktıklarını, daha sonra Musa Aleyhisselam onlara daha vefatından önce ahir zaman peygamberlere selam söyleyin. Yani Musa Aleyhisselam Allah'tan bildirmesiyle onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i göreceklerini buyurmuş. Tabi orada o mağaradan çıktılar, orada kaldılar. Allah Teala onlara orada hayat verdi. O Beni İsrail'in zulmünden kaçanlar. O Kaf Dağı'nın ötesinde bir yerde iskan ettiler, yerleştiler. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları orada gördü. Kaf Dağı'nın ötesinde onları gördü. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam bizim sana selamımızı ulaşmamızı tembih etti. Biz de selamı sana iletiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an öğretti. Dini hükümlerini öğretti. Orucu öğretti. Cuma namazı nasıl kılacağını öğretti. Vesaire. Din meselelerinin hepsini öğretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında şu bilgileri de veriyor. Hani dünyanın dışında Kaf Dağı'nın ötesinde yaşayan insanlar var. Halen de var. Buyuruyor ki evlerin kapısı yoktu. Ben sordum. Neden sizin kapınız yok? Evlerinizin kapıları yok. Şöyle cevap verdiler. Bizim birbirimizden korkumuz yoktur. Onun için evlerimizde kapıya ihtiyaç doymuyoruz, görmüyoruz. Evimizin kapısı ondan yok. Çünkü herkes birbirine güveniyor. Kimse kimseye efendim yanlış yapmaz. Evlerin duvarları da aynı yükseklikteydi. Yani bina düşünelim, hepsi aynı hizada. Yükseklikleri aynı. Bunun sebebini sordum. Dediler ki hepimiz tek kubbe altında gibiyiz. Onun için duvarlarımız aynı seviyede dediler. Mescitleri evlerine uzak yerlere yapmışlardı. Bunun sebebini sordum. Neden mescitleriniz şehirden uzak, evlerinizden uzak? Dediler ki mescide uzak yerden gelenin sevabı yakın yerden gelenin sevabından daha fazla olduğu için dediler. Yani mescide adım atmak hani işte bir sevap, yani her adım bir sevap, bir günah da affediliyor. Onun için hani biz mescidi uzakta yaptık ki orada gidip gelirken sevap kazanalım. Günahlarımız dökülsün. Devamla kabirlerin kapıları önündeydi. Yani mezarları, kabirleri kapıların hemen yanındaydı. Bunu niye böyle yapıyoruz diye sordum. Onlar dedi ki kabirler devamlı olarak gözümüzün önünde olsun da dünya ile meşgul olurken ölümü unutmayalım diye böyle yapıyoruz dediler. Ya dünya sevgisi neler yapar insana? Yani var misaller işte görüyorsunuz. Hani dünya efendim yanıyor. Dünya savaş içinde. Niçin? Para için. Menfaat için. Efendim örneğin mesela zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Ne yapıyor? Geciktiriyor. Yani hiçbir sebep yokken işte örneğin bir yere borcu var birinin. İmkan da var ama borcunu ödemiyor. Yani zamandan önce değil. Zaman geçiyor. Aylar yıllar geçiyor. Borcunu ödemiyor. Ya da işte eleman çalıştırıyor. Ne yapıyor? İşte zamanı geliyor. Yani imkan varsa tabii işçi de onu evet, cömert davranıyor. Ya yani olur mu işte? İnsanız olur. Ama ne yapıyor? Onu da hiçbir şey yokken, yani sebebi yokken, mazereti yokken parayı tutuyor. İşte başka yerlere değerlendiriyor vesaire. Tabi bu da ayrıca bir zulümdür. Devamla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki hiç gülmüyorlardı.
Bunun sebebini sordum. Neden gülmesiniz? Dediler ki gülmek kalbi karartır. Onun için gülmüyoruz dediler. Siz hasta olur musunuz dedim. Dediler ki hastalık günahlara kefarettir. Biz günah işlemiyoruz. Dolayısıyla hasta da olmayız. Bir şeyler ekip biçiyor musunuz? Ziraatten meşgul oluyor musunuz diye sordum onlara. Dediler ki ziraat yapıyoruz. Yani ekip biçiyoruz. Ancak toprağa tohumu atıp sonrasını Allah'a bırakır. Mahsul toplama zamanı, yani mahsul toplama zamana kadar meşgul olmayız. Tohumu atarız, bırakırız. O kendi efendim yeşerir, büyür, olgunlaşır. Mahsul toplama zamanı gelince hep beraber gider. Mahsulü bir yere yığarız. Herkes oradan ihtiyacı kadar alır. Kalanı orada bırakır dediler. Şimdi Allah-u Teala böyle iyi niyetli, efendim saf yürekli kullarına nasıl efendim yol göstermez ki? Onlar nasıl Beni İsrail zulmü arasında bırakır ki? O derece yani salih insanlar ki Allah-u Teala bunlara böyle ikramda bulunur tabi. Bunlar istisna. Şimdi de mesela biz Müslümanlar olarak dinimizin İslam'ı yaşasak Allah-u Teala efendim bize de nimet verir. İşlerimizi yoluna koyar. Efendim, yıllar geçer, belki asırlar geçer de bir tane vukuat, bir efendim rahatsız edici bir şey göremezsiniz. Ama İslam yaşamadığı için bütün belalar başımıza yağıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Hayvanlarınız var mı diye sordum. Var ama biz onları araziye salarız, bırakırız. Hayvanlara ihtiyacımız olduğunda onları toplar. İhtiyacımız kadarını alır. Kalanı tekrar araziye salarız, bırakırız dediler. Bunların yüzleri sapsarıydı. Biraz önce hasta olmadığınızı söylemiştiniz. Peki bu yüzdeki sağlık nedir diye sordum onlara. Dediler ki bu yüzümüzdeki sağlık ölüm korkusundandır dediler. Bizdeki gibi size ölüm çok oluyor mu dedim onlara. Hani biz dünyada yaşıyoruz. Bize ölüm çok olur. Hele ahir zamandayız. Günde tabi nüfus tabi fazla. Günde ne kadar evet insan ölüyor. Az çok biliyorsun. Onlara sordum. Peki sizde efendim ölüm nasıl olur? Yani nasıl işte ayda yılda ne kadar ölüyorsunuz? Dedi ki ölüm oluyor. Evet ama her sene bir cenaze dediler yani. Şimdi müellif diyor ki gayb aleminde yani Allah-u Teala bizim gözümüzden ırak uzak ettiği birçok kavimler var diyor. Fakat onları Allah'tan başka kimse bilmez. Yani dünya dışında şu an bir hayat aranıyor. Var mı? Var işte. Bak, bu insanlar yaşıyor orada. Bu insanlar orada yaşıyor. Allah onlara bir hayat yaratmış. Tabi sayısı bilemediğimiz kadar gezegenler işte yıldız diyorsunuz, gezegen diyoruz onlara. Alemler var. Mekanlar var. Hepsinde hayat var mı? İşte bu arada var mesela. Allah-u Teala bunlara bahşetmiş. Tabi bunlara tabi biraz özel muamele gibi görülebiliriz ama şu zamanımızda keşfedilmeye müsait birçok mekan var. Hayat var mı? Şu an dünyada tabii hayat var. Onu yaşıyoruz, görüyoruz da.
Başka işte yakın gezegenlerde hayat var mı? O şu an bilmediğim bir şey. Araştırmacılar olabileceğini işte bazı testler sonucu bazı gezegenlerde yaşam yani hayat olabileceğini söylüyorlar. Tabi belki de keşfedilmeden kıyamet de kopacak. Ancak bu insanlar orada yaşıyor. Kaf Dağı'nın ötesinde yaşıyorlar. Allah-u Teala onlara orada hayat vermiş. Tabi bizim için de dünya dışında bir hayat olur mu? Tabi Allah-u Teala'nın takdiriyle vereceği imkanlarıyla olur ancak. Şu an itibariyle yakın bir gezegende cihazsız yani bir cihazınız orada olmadan yaşayamıyorsunuz. İşte tüpünüz vesaire oksijeniniz olmadan yalnız da oksijen hava götürmeden yaşayamıyorsunuz. Tabii Allah-u Teala ileride ne imkanlar bahşeder bilemiyoruz. En iyisini, en doğrusunu Allah bilir diyorum. Bugünlük bu kadarla yetiniyoruz. Tekrar bir derste, başka bir derste buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.